Bugün sizlerle ilk Dünya Savaşı olan Kadeş'i konuşacağız. Birçok ulusun tarih sahnesinde olmadığı bir tarihte Mısır ve Hitit iki süper güçtü. Tıpkı Soğuk Savaş döneminin Amerika'sı ve Sovyet Rusya'sı gibi. Milattan önce 1296 yılında başlayıp milattan önce 1280 yılında sona eren Mısır ve Hitit arasında geçen Kadeş Savaşı'na tarihçi Herodot Dünya Savaşı diyor. Tam 16 yıl süren bu savaşta Mısır ve Hitit arasında paylaşılamayan toprak neresiydi biliyor musunuz? Ne tesadüftür ki bugün hala büyük devletlerin kozlarını paylaştıkları topraklar olan Suriye. Suriye'de o dönemde Amurru halkı yaşamaktaydı ve Amurrular çok uzun zamandır Hititlerin stratejik ortağıydı. Ancak Mısır'da 2. Ramses bir güneş gibi doğunca Amurru halkı, "Biz geçmişten beri Hitit'in sağlık hizmetkarıydık ancak artık değiliz" diyerek Mısır'a bağlandılar. Bunun üzerine Hitit kralı Muwatalli kan kokusunu aldı. Muwatalli önseziliydi. Çok başarılı bir diplomattı. Öte yandan 2. Ramses ise son derece iyi bir komutandı. İşte bu iki büyük gücün karşılaştığı savaş Kadeş Savaşı. İki büyük güç M.Ö. 1296 yılında Suriye topraklarında Kadeş bölgesinde karşı karşıya geldiler. Herodot'un anlatımlarına bakarsak eğer bu savaşta bir istihbarat yalanı da söz konusu. Şöyle ki 2. Ramses 4 tümeni ile birlikte Asi Irmağı'nı geçmeye hazırlanırken İki tane Hititli ile karşılaşıyorlar. Bu iki Hititli diyor ki biz Hitit ordusundan kaçtık, Mısır ordusuna katılmak istiyoruz. Bu arada Hitit ordusunun da Halep dolaylarında olduğunu haber veriyorlar Mısır ordusuna. Bunun üzerine iki tümenini geride bırakıyor Ramses ve yoluna devam ediyor. Tam Asi Irmağı'nı geçmek üzerelerken çok farklı bir yönden saldırıyor Hitit ordusu ve Mısır ordusu darmadağın oluyor bu yalan haberden ötürü. Ancak daha sonra geride bıraktığı iki tümen yardımına yetişiyor Mısır ordusunun ve Hititleri darmaduman ediyorlar. Böylece savaş berabere kalıyor. Diyeceksiniz ki savaş hiç berabere kalır mı? Mutlaka bir altın gol atan, değil mi? Mutlaka üstünlük sağlayan bir taraf olmuştur. Ancak doğudan gelen Asur tehlikesi bu iki düşman gücün Asurlara karşı birleşmesine ve anlaşma yapmalarına sebep olacak. Şöyle ki Asurlar son derece yayılmacı bir uygarlık olarak ortaya çıkıyor Kuzey Mezopotamya'da ve büyük bir orduyla üzerlerine gelmekte olduğu haberini alıyorlar. Bilindiği üzere tarihte hiç şaşmaz bir kural var. Düşmanımın düşmanı dostumdur. O halde Hitit ile Mısır ortak düşmanlarına karşı el sıkışmak zorunda kalıyorlar ve 1280 yılında imzaladıkları Kadeş Antlaşması dünyada bilinen ilk yazılı anlaşma olma özelliğini taşıyor. Bu anlaşmayla ilgili iki önemli özellik vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi anlaşmanın üzerinde Hitit kralı Muwatalli'nin mührünün yanında Hitit kraliçesi Pudahepa'nın da mührünün bulunması Hititler'de kadının da yönetimde söz sahibi olduğunu bizlere gösteriyor. İkinci özellik ise Kadeş Antlaşması'nın maddesi. Şöyle diyor, Amurru bölgesi Hititlere aittir. Savaştan önce de öyleydi. 16 yıl boyunca bu iki devlet boşuna mı savaştı? Boşuna mı kan akıttı? Evet. Tarihte yaşanan ilk savaşta bize bunu gösteriyor ki savaşlar boşunadır. Umarım insanlık bir gün bu ilk deneyimden çıkarması gereken dersi artık çıkarır ve savaşlara son verir. Daha barışçıl bir dünya dileğiyle hoşça kalın.